Evet arkadaşlar, hepinize öncelikle iyi bir gün diliyorum. Bugün kamuoyunda tasarruf tedbirleri paketi adıyla bilinen ve 26 Temmuz 2024 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yasalaşan kanuni düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu başvuruya ilişkin gerekçelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve basın bültenimizden sizlerle paylaşacağız. Ben burada kısa bir özeti sizlerle paylaşmayı gerekli ve yararlı görürüm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi tasarruf tedbirleri başlıklı bir yasanın iptalini talep ediyor? Çünkü her ne kadar adı tasarruf tedbirleri olmakla birlikte bu düzenlemelerin içeriği, bırakın tasarrufu, tersine ya vergilerde azalmayı ya da daha fazla kamu zararı üretilmesine neden olacak bir içerik taşıyor. Öncelikle ifade edelim ki otomotiv sektöründe kamu yararına aykırı olmak üzere bir damga vergisi istisnası ve özel tüketim vergisi oranlarının düşürülmesini, üstelik de bir yabancı yatırımcının yararına olmak üzere düzenleyen bir hükme sahip. Yani yasanın başlığı tasarruf ama damga vergisi oranlarını düşürüyor ve aynı zamanda özel tüketim vergisi oranlarını düşürüyor. Üstelik de bunu bir yatırımcıya yönelik olmak üzere yapıyor. Hem anayasaya aykırı hem de başlığa aykırı. BOTAŞ'ın doğalgaz alımlarında, ayrıca BOTAŞ'ın petrol ve doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarında ve Toprak Mahsuller Ofisi'nin yurt dışından yapacağı ithalatlarda kamu ihale kanununa uymayı zorunlu olmaktan çıkartıyor. Yani kamu ihale kanununu BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi açısından bir istisna haline getiriyor. O halde soralım, kamu ihale kanununa uymak bu memlekette tasarrufu mu getirir? Yoksa BOTAŞ'ı ve TMO'yu kamu ihale kanununun dışına taşımak acaba ülkenin tasarruf etmesi açısından daha mı yararlıdır? Şüphesiz öyle değil ve bu nedenle bunun da iptalini istiyoruz. Diğer taraftan anayasaya aykırı hükümler var. Avukatlık kanununa aykırı biçimde, serbest avukatlar ve mükellefler arasındaki sır tutma zorunluluğuna aykırı olacak biçimde, gayrimenkul alım satımı ile ilgili bilgileri serbest avukatın doğrudan masaya bildirmesine ilişkin hükümleri insan haklarına ve avukatlık kanununa aykırı görüyoruz ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz. Bir diğer düzenleme kamuoyuna çok tartışıldı. Çok sayıda yüksek kamu görevlisi, AKP yandaşı 3, 4, 5 hatta 6 maaş alıyorlar ve daha fazla maaş almaya doymuyorlar. Güya bu yasa bunu engelleyecek bir hüküm içerdi. Arkadaşlar, bunların tümünün yürürlük maddesi resmi gazetede yayımlandığı gün, yani 26 Temmuz olmasına rağmen birden fazla maaş alanlarla ilgili yürürlük maddesini bu yılın sonuna uzattılar. Başka bir deyişle AKP'nin bir avuç yandaşı bu yıl sonuna kadar ayrıcalıklı çok maaş uygulamasına devam edebilecekler. Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa, bir yerde kamu yararıyla alakası varsa dönsünler, bu kanunu yapanlar bize söylesinler. Komisyonlarda, genel kurulda çok bunun itirazını yaptık. Şimdi Yüksek Anayasa Mahkemesi yargısına bununla ilgili başvurumuzu yapıyoruz. Dediğim gibi bununla ilgili her türlü açıklamayı basın bültenimizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulacaksınız. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bu Anayasa Mahkemesi başvurusunu neden yaptığını ve hangi gerekçeyle yaptığını kamuoyuna açıklamayı yararlı görüyor. Aracılığınızla bunu yapmış bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Başka bir sorunuzun olmadığını görüyorum. Sağ olun arkadaşlar.